Merhaba, ne haber nasılsınız? Gelin bugünkü gündemi kısaca değerlendirelim. İlk meselemiz camide vodka içen bu ucube. Evet ucube diyeceğim. Kendisi bir şişe vodka ve bir kutu Red Bull'a camiye giriyor. Caminin içinde vodka içerken fotoğraf çekiyor ve bu fotoğrafı Reddit üzerinden paylaşıyor. Altına da Atatürk Ekber diyerek cesaretimi topladım. içeri girdim. İstanbul'un çok işlek bir semtinde boş bir camiydi tarzında şeyler yazıyor. Üstüne de 3200 küsür caminin kameralarına tek tek baksınlar. Bulduklarında paşa paşa karakola ifade vermeye giderim yazıyor. Arkadaşlar bu apaçık bir provokasyon. Bu eylemin cidden bir amacı yok ve hakikaten çok saygısızca bir şey. İnsanların ibadet ettiği bir yerde böyle şeyler yapılabilir mi? Mesela bir Hindu'nun ibadet ettiği bir tapınağa gidip kavurma yer misiniz? Ya da böyle bir eylemin amacı olur mu? Hayır olmaz. Sadece saygısızlık yapmış olursunuz. Vodka içebilecek bir sürü yer varken özellikle caminin seçilmesi, apaçık provokasyon, Atatürk'le dinsizliği bağdaştırmaya çalışıyorlar. Son zamanlarda zaten kutuplaşan halkımız daha da kutuplaştırılmaya çalışılıyor. İslamofobi büyüyor. Öte yandan İslamcılar arasında da Müslüman olmayanlara şeytan gözüyle bakılmaya başlanıyor. Bu algılar ve saygısızca hareketler gelecekte başımıza çok büyük sorunlar açacak gibi duruyor. Atatürk, iş başındayken bile alkol içmeyi şiddetle eleştirirken, onun izinden gittiğini iddia eden birinin camide alkol içmesini ben mantıklı bir hareket olarak göremiyorum. Bu yüzden bunun direkt olarak provokasyon olduğunu düşünüyorum. Bizim bu provokasyonlara kanmamamız gerekiyor. Neyse ki bu mahluk yakalanmış. Son durumu hakkında bilgim yok. Ancak kesinlikle ve kesinlikle cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Yanlış anlamayın. Camide vodka içtiği için değil. Burada ceza verilmesi gereken nokta bunu sosyal medyada marifetmiş gibi paylaşıp halkı bir birine düşürmeye katkıda bulunması ikinci olay da cidden şok edici bir olay. Ankara'da yeni evlenen bir adam evlendikten sonra eşinin aslında evlenmeden önce başka birinden hamile olduğunu öğreniyor. Daha sonra mahkemeye gidiyor ve diyor ki eşim evlilikten önce bana ihanet etmiş ve bundan bana bahsetmemiş. Ben böyle bir ilişkinin sağlıklı devam edebileceğine inanmıyorum. Mahkeme başta boşanmayı kabul etse de kadın boşanmak istemediğini söyleyip karara itiraz ediyor ve mahkeme ne diyor biliyor musunuz? Evlilik öncesi ihanet boşanma sebebi olamaz. Cidden şok edici bir olay ya. Adamın psikolojisini gerçekten düşünemiyorum. Orası bambaşka boyutancak bu kararı veren hakim hiç mi elini vicdanına koymuyor acaba? Evet yasalar üzerinde birliktelik evlilikle başlasa da sonuçta ortada sağlıklı bir ilişki kalmamış ve adam açısından psikolojik bir tahribat var. Bu şartlar altında kadının itirazı nasıl kabul ediliyor anlam veremedim. Bu haber insanlar olan ya da olmayan güvenimi biraz daha sarstı bu arada. Neyse bu iğrenç haberi geçelim. Üçüncü olay yine şaşırmadığımız türden. Emin önünde bir camide bir imam hutbede bir şeyler söylüyor. Tırnak içerisinde okuyorum. Filenin sultanları kafirdir. İzlemek günahtır. Bir de alkış tutuyorsunuz. Bu kadınlar Müslümanlığı törpülüyor. Hani sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını seviyordunuz. Ahlak böyle mi oluyor? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bilenin sultanları. Bir de sultan oldu. İşte böyle yavaş yavaş din törpüleniyor. İman gidiyor işte. Sen harama şakşak şak yapıyorsun. Oh ne güzel ya. Allah yasaklamış kardeşim. Spor yap bayılır. Başörtülü futbolcuymuş. Futbolun batsın. Başörtülü futbolcu mu olur ya? Bunları okurken sinirden duvarları yumruklamak istedim bu arada. Bir din ancak bu kadar sömürülebilir. Bir din ancak bu kadar yanlış anlatılabilir. arkadaşlar bu imam sizin, bizim, benim, vergilerim ve devletten maaş alıyor ve insanlara gidip sözde din adı altında uydurdukları İslam anlatıyor. Ya voleybol oynayan birisini ahlaksız demek. Bu kadınlar Müslümanlığı törpülüyor demek nedir ya? Başörtülü futbolcular da kafirmiş sanırım bu arada. Hocanın dediğine göre böyleymiş yani. Kur'an'da bile geçmeyen başörtüsünü insanlara yedirdikleri yetmedi. Şimdi bir de bunu takanları da dinsiz demeye başladılar. Cidden hiçbir şey diyemiyorum. Ben sadece Allah'a havale ediyorum böyle din istismarcılarını ve hocaları diyeyim tırnak içerisinde. Hocaları. Bugün bir video daha paylaşacağım. O yüzden bu videoyu kısa kesiyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sıradaki videoda görüşmek üzere.